Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir İşi bilen programı daha sizlerleyiz ve İşi bilen kısmı değerli konuğumuz Ankara'dan geliyor. Sınıf öğretmeni eğitim danışmanımız Hatice Demirci bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri tanıtalım ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Atıra Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk Özge Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 91 yılında 91 doğumluyum. Hı hı. İlk orta ve lise öğrenimi Yahyalı tamamladıktan sonra üniversite için Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne gittim. Sınıf öğretmenliğini okuduk orada tamamladık. Aynı zamanda öğrenciliğimiz, öğrencilik hayatımız boyunca işte gazetelerde köşe yazarlığı yaptık. Öğrencilere gönüllü eğitimcilik yaptık. Güzel. ve şöyle de bir şey var ki günümüzün bir açığı Öğretmenin kendini geliştirmesi gerektiğine inandığımız için sürekli eğitimler almaya ve kendimizi geliştirmeye devam ettik. Şu anda da Ankara'da Özel Sefa Okulları'nda e, sınıf öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı yapıyorum. Neden başka bir meslek değil de sınıf öğretmenliğini tercih ettiniz? O, bu çok güzel bir soru. Yani hani şöyle bir şey değil ki işte tercih ettim ben işte hukuku tercih ettim de işte hukuk gelmedi sınıf öğretmenliği gibi bir şey söylemek söz konusu değil. E, biz küçüklüğümüzde ailemizle birlikte çok güzel vakit geçirdik. Yani aile eğitimini yine vurgulayacağım ben ilerleyen zamanlarda ama annem ve babam bize daima işte çevreye karşı duyarlı olmamızı öğretti. Daima çevredeki insanlara karşı sorumluluk sahibi olduğumuzu, gördüğümüzden, duyduğumuzdan mutlaka bir sorumluluk sahibi oluyoruz. E, dolayısıyla çevreye baktığımız zaman e, çocukları görüyorum ben. Çocukları görmüştüm. Dedim ki yani biz her çocuğun hayatına dokunmalıyız. Hani işte bu zorunlu bir meslek ya da işte ben para kazanayım dediğiniz bir meslek olmamalı. Meslek olmamalı bence öğretmenlik. Öğretmenliği gerçekten severek ve gönülden yapmanız lazım. Hı -hı. Dolayısıyla çevreyi gözlemlediğimiz zaman toplumsal bir ihtiyaç olarak görüp e, öğretmenliği seçtim. Bir kişinin peki öğretmenliği yapabilmesi için illaki bir diploma, üniversite diploması gerekli midir? E, şöyle bir şey çevreye baktığımız zaman evet diploma alıp da öğretmen olan birçok arkadaşımız var. Onları asla e, eleştirmiyorum. Onlara olmuş bir şey söylemiyorum ama... ...şu an günümüze baktığımız zaman öğretmen geleceğin kaygan zemininde... ...yıkılmadan, kaymadan ayakta durmalı ve öğrencilerini yarınlara taşıması gerekiyor. Süper, Kes aynen öyle. <laughs> Kesinlikle şöyle bir şey var. Ee, geleceğin kaygan zemin dediğimiz şey şu anda biz teknolojiyle savaşıyoruz. Öğretmenler olarak yani eğitim veriyoruz, eğitimi her noktada veriyoruz. Çok zeka kuramı var biliyorsunuz. Çocuğa bir konuyu anlatmanın, bir konuyu ifade etmenin bin bir türlü yolu var. Tabii ki biz bunu verebiliyoruz, sunabiliyoruz ama peki... ...bunun dışında biz hangi faktörlere maruz kalıyoruz? Sadece eğitim vermek yeterli değil öğretim yapmak yetmiyor. E, dolayısıyla e, biz... Bu noktada daha çok çalışmamız gerekiyor. Neden Bizim... eğitim danışmanlığı yapmaktasınız peki? Sadece öğretmenlik çocuklara yeterli değil bence. Neden biz şu anda çocuklara işte çevreye baktığımız zaman değerler eğitimi ders olarak koyduk? Biz üniversitede okudu, okudu, üniversite hayatımızda şöyle bir şey diyorduk hocalarımızla tartışırken ileride muhakkak değerler eğitimi diye bir ders gelecek. İhtiyaç bu. Çünkü toplum olarak gitgide ahlaki bozukluğun içerisine gidiyoruz maalesef, değil mi? Maalesef. Çocuklarımıza küçük yaş çocuklarımızın bahsettiği konulara bakar mısınız? Şu an gündemde daha gelmeden önce hocalarımızla konuştuk tartışmasını yaptık. Mavi bal ne olayı var mesela? Çocuklar Türkiye'de son 6 ay içerisinde 130 164 çocuk intihara teşebbüs etmiş bu, bu durumdan ötürü. Peki biz bunun niye farkında değiliz anne baba olarak? Çünkü biz çocuklarımızla vakit geçirmiyoruz. Çünkü biz çocuklarımızın ne istediğini bilmiyoruz. Çünkü biz çocuklarımızı alıp karşımıza onlarla konuşmuyoruz sen benim değerlimsin, sen özelsin, sen kıymetlisin kavramlarını onlara hissettirmiyoruz. Dikkat edin eskiden siz kendinize de değerlendiğiniz zaman fark edeceksiniz. Biz de seni seviyorum denmezdi küçükken. Yani vakit geçirirdi, başın okşanırdı. Beraber dokunurdun, sarılırdın, ortak oyunlar oynardın, beraber çay içerdin. İletişim vardı. İletişim vardı. Aynı ortamı paylaşıyordunuz, aynı odada vakit geçiriyordunuz ama şu an evlerimiz büyüdü, odalarımız ayrıldı. Her türlü imkanımız var ama bir birliğimiz yok. E dolayısıyla aileden kopan çocuk nereye yöneliyor? Teknolojiye yöneliyor. Ve sınıf öğretmeni sadece bunun için söylemiyorum. Şu anda gündemde birçok sorun var. Çocuk tacizi var, işte aile kavgaları var, cinnet durumları var. Birçok durumla karşı karşıyayız. E sınıf öğretmeni bunu bilmek zorunda. Kendisine gelen çocuğun ne için, nasıl geldiğini görmek zorunda. Bu bir ihtiyaç. Ya ben eğer sınıf öğretmeniyim diyorsam sadece ders yapıp sabah 8 akşam 5 arasında vakit geçirme olarak görmemem gerekiyor. Çünkü o çocuğun hayatına dokunacağım ben, kalbine dokunacağım. Bence öğretmen öğrencinin kalbidir. Ve bütün hayat orada başlar. Baktığımız zaman madden de kalpte başlıyor hayat değil mi? Tabii. Kesinlikle şu an madden de hayatta başlıyor. Burada başlıyor, kalpte başlıyor. Peki manevi olarak da bütün güzellikler nerede başlıyor? Yine kalpte başlıyor. Ve dolayısıyla çocuğun hayatına hayatı dokunuş yapan kim? Sınıf öğretmeni. Dolayısıyla benim bunları bilmem gerekiyor ve çocuğun hayatında kalıcı izler bırakmam gerekiyor. Bir nevi ilk gözün aslında ailesinden sonra sizler de açmış oluyor değil Kesinlikle. mi Tabi Kesinlikle, caizse. Kesinlikle öyle. Keşke herkes sizin gibi olsa bu pencereden bakabilse. Z kuşağının nasıl bir eğitim, öğretim bekliyor artık şu Z kuşağında sanırım şimdiki gençler <gülüyor> <Şu> <gülüyor> devrettik <gülüyor> onlara. Kesinlikle şu anda Z kuşağından ziyade bilinmeyen bir kuşaktayız. Biz bu kuşağı X, Y, Z diye tanımladık ama ee, şu an Z kuşağında evet Z kuşağı ekranların emzirdiği çocuklar. Hayatı dokunarak yaşayan çocuklar. Yani ben şunu istiyorum hemen masama gelsin. Ben istiyorum. Bence çocuklar, isteyen çocuklar, isteyip alan çocuklar ama karşı taraf ne hissediyor ya da hak edeyim, çabalayayım diye e, gayret sarf eden çocuklar değiller. E, dolayısıyla bunun eğitim, öğretim ve öğretmen ihtiyacı çok farklı bir profil oluyor. Eskiden sınıfa giriyordu öğretmenler, derslerini anlatıp kitaplara tabi kalıp çıkabiliyorlardı ve nesil de dinliyordu gerçekten ezberci eğitim vardı. Tabi. Ama şu anki çağa baktığımız zaman teknolojiyi bilmeyen bir öğretmen hiçbir öğrenci dinlemez. Doğru. Mesela sınıflarda şöyle bir uygulama var. Haftanın yıldızı, işte ayın yıldızı falan. Haftanın yıldızı öğretmendir. Ayın yıldızı öğretmendir. Sınıfın işte yılın yıldızı öğretmendir. Eğer bir öğrencinin gözünde öğretmen yıldızını kaybederse o öğrenciyi kurtaramazsınız. Ben o sınıfın yıldız olmak zorundayım. Ben çocukların bilmesi gereken şeyleri ya da teknolojik olarak ya da dünyaya global anlamda baktığımız zaman ona sunulan şeyleri onlardan daha önce bilmem lazım ki onlara yetişebileyim. Onların seviyesine yükseleyim. Onları yarınlara emin adımlara hazırlayabileyim. Valla çok haklısınız. Ee, bir bireyin öğretimi, öğretim hayatı iyi, başarılı, süper, yıldızlar, takdirler, başarı evet. belgeleri, yarınları götürme anlamında bir artısı muhakkak ki elbette vardır ama Var. yarınları götürme anlamında başarıyı temsil edebilir mi direkt? Direk söylüyordum. Ee, şöyle bakalım sadece direkt bir bakış açısıyla düz bir bakış açısıyla baktığımız zaman evet. Yani evet başarılı olmuş, yüzler almış, işte deneme sınavlarında birinci olmuş, kariyer sahibi i̇şte olmuş. Sınıfın en top öğrencisi, Bütün evet. yüksek notlar onun. Öğretmenin gözdesi olmuş falan. Aynen. Ama şöyle bir şey düşünün siyah beyaz bir tablo düşünün. Hı hı. Hayatınızı çocukluğunuzdan bugüne kadar tabloyu tamamlayana kadar kendi hayatınızın tablosunu düşünün ve her, her, hep başarılarla dolu. Hı hı. Ama siyah beyaz. Siyah beyaz olmasının sebebi bizim kendi yaşamamız gereken, özümüzde var olan değerlerinde uzak olması. Ben aile içi iletişimde iyi olmayan bir öğrenciye başarılı demiyorum. Saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü bilmeyen bir çocuğa ben başarılı demiyorum. Kendi öğrencilerimle de konuşuyorum. Ben şu anda ikinci sınıf öğrencilerini okutuyorum. Onlara söyledim. Deneme sınavında birinci olabilirsiniz. Ama birinci, birinci olan öğrenci ben çok sevmiyorum çocuklar. Ben hepinizi çok seviyorum. Ama emin olun birbirine saygılı olan, paylaşmayı bilen, hoşgörü sahibi olan genç çocukları daha çok seviyorum. Evet. Bu benim için de geçerli. Yani sadece tek bir anlamda işte Hayat kariyer onun başarısı zaten. Olsa, kesinlikle. Yani diploma ile başarı... Yani çok şans, kapılarınız çok açılmayacaktır. Kesinlikle ben... diploma sadece yeterli değil. Ya şöyle değil. bir şey, mühendis olsun ama ahlaksız bir mühendisse hiçbir önemi yok. Doktor olsun, doktor hayat kurtarır değil mi? Hayati dokunuş yapar. Tıp Tıpkı öğretmen gibi. Hı -hı. Ee, ama gerçekten o görevi yapmıyorsa, insanlara zarar veriyorsa, o diplomasının değilse, bir önemi var mı? Hiçbir önemi yok. yok. Kesinlikle bu noktada daha çok. Yani. Tabii ki tabii ki sadece bir belgeden ibarettir. Başka bir şey değil. Yani ben çok gördüm lisede parmakla gösterdiğimiz öğrenci arkadaşlarımız. Derdim ki bir gün herhalde yani çok top bir isim olacak. Ama bugün Hı -hı. işte sosyal paylaşım sayfalarımızda görüyoruz ki arkadaşlarımızı takip ettim sen Aa bu kadar başarılıydı dediğim kişi Kesinlikle. şu an hiç de öyle... Tap diyeceğim bir meslek dalında mesela görmeyebiliyorum. Çünkü e, o arkadaşlarımız ya da o arkadaşlarımızı yetiştiren insanlarımız sadece kitabi bilgilerin e, hayatta onları başarıya ulaştıracağına inandıkları evet. için. Ne çok özenirdim şahsen. Özenirdik <laughs> Kesinlikle. yani. Kesinlikle <laughs> şu anda bile karşılaşıyoruz da şöyle bir şey de var. Yani annelerle babalarla karşılaşıyoruz. Neden beş almadın? işte atıyorum beşlik sistemde. <laughs> <laughs> Neden yüz almadın? Neden deneme sınavında bir soru yanlış yaptın? Bunun yerine şunu soralım. Bugün hangi arkadaşınla paylaştın ekmeğini? Bugün hangi arkadaşına yardım ettin? Bugün neler yaşadınız sınıfta? Bu soruları sormamız lazım. E, bu soruları sormadığımız için şu an biz gençleri, çocukları herkesi kaybediyoruz. Tabii. Çünkü çocuklar elde aileyle iletişim kurmak istemiyor. Hı -hı. Kesin, Kaçıyor bir şekilde. Kesinlikle. Çünkü zaten hesap soru, hesap soran bir kurum gibi görüyor aileyi. Tabii. Ya bir de öyle noktada öğrenciler var ki benim böyle arkadaşım vardı bir iki tane. E, Marmarisliydi. Evet. İngilizce sınıfındayız. Hazırlık okuyoruz. Abartmıyorum. İngilizce sınavımızın yüzlerinden 99 aldı evet. ve saatlerce ağladığını bilirim. Yani bende mi bir anormallik var deyip kendime <laughs> soruyordum. Aldığım not çok düşüktü çünkü ama hani neden 99'da 100 değil diye ağladığını biliyorum. Evet krize girerler değil mi böyle işte ben eve gideceğim hmm. ne diyeceğim. Bence ben başarılı değilim. Yani şaka gibiydi Kesinlikle açıkçası. Kesinlikle bu özgüvensizliktir. Kesinlikle kendine güvenmiyor ki. Çünkü bunu besleyen de ne? Aile. Çünkü eve gidecek ona hesap verecek. Çok önemli. Neden özel bir kurum? Neden özel bir kurum? Eğer kabınıza sığmıyorsanız, <gülüyor> <gülüyor> yiğinizde duramıyorsanız, eğer çevreye karşı duyarlı kalıyorsanız, önemsiyorsanız, ya insanlara faydalı olmayı önemsiyorsanız, bu bizim inanışımızda da var. Biz hepimiz Müslümanız elhamdülillah ve hı hı. şöyle bir şey var. Doğuyoruz doğum ve doğum ölüm arasındaki bir hayattayız, değil mi? Aynen. Ve öldükten sonra sorumlu tutulduğumuz şeyler var. Nasıl yaşadın, neler yaptın, gayret ettin mi, çabaladın mı? Peki, hani şöyle bir söz vardır ya. Siz sadece kulağınıza gelen sözü duyuyorsanız, siz sadece gözünüze gelen ışığı görüyorsanız, ne görüyorsunuz, ne de duyuyorsunuz. Bizim gidip bulmamız lazım. Gerçekten hayatı sadece var olan akışında değil de daha ileri boyuta taşımamız gerekiyor. Daha büyük hedeflerimizin olması gerekiyor. Doğru. Hayallerimiz bizi her gün yataktan kaldırmalı. Uyanık olmalıyız. Heyecanımız hep diri olmalı. Neden özel safa okulları peki? Özel safa okulları şöyle çalıştığınız ortam, bulunduğunuz alan sizi beslemeli. Sizi <laughs> daha ileriye taşır, taşımalı. E dolayısıyla biz Sefa Okulu'nda şununla karşı karşıyayız. Bir ekip var ve o ekip daima sizi ileriye taşıyor. Daha iyisi için çalışıyor. Ben bu zamana kadar şunu görmedim. Hiçbir toplantıda okulun bütün öğrencilerinin tek 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 değerlendirildiğini görmedim. Ama şu an oturuyoruz. Biz toplantıda her bir öğrencinin bir hafta boyunca ilerlemesini, varsa bir davranış problemi ya da olumsuz bir durum bunu değerlendiriyoruz ve bunu çözümüne gidiyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bu sizi beslemeli ve özel bir kurum dediğim şey aslında bir yük gibi görür ya da işte çok çalıştıracak gibi görür, yorucu gibi görür ama asla öyle değil. Hı hı. Eğer siz çalışmak istiyorsanız, kabınıza sığmıyorsanız kesinlikle e, sizin seçtiğiniz yerlerde buna uygun olmalı. ve Bir diğer nokta ise Özel Safa Okulları değerli değerli eğitim ekibi var. Şu an bizim çağımızın sorunlarına müdahale etmek için gece gündüz çalışan bir ekip var. Bu bizimle aktif olarak iletişimdeler. Dolayısıyla yani düşünsenize benim hayallerimi ulaştıracak bir bas basamaktayım ben şu anda. Dolayısıyla Doğru. özel sefa okullarını bu yüzden tercih ediyoruz. Peki e, gençlerimizi huzur ve mutluluğun kaynağı Ne nerede sizce? Maddede. <laughs> Z kuşağından bahsediyoruz ama X, Y, Z diye gruplandırdık ama şu an sahip olduğumuz kuşak bilinmeyen bir kuşak bence. Bilinmiyor. <laughs> Sadece teknoloji, teknoloji, teknoloji. Evet. Hazır alayım, isyan edeyim, verecek. Vermezse ben onu dinlemeyeyim. Duyguları tamamen bir kenara bırakıyoruz. Ama bir insan duygusuz yaşayamaz. Dikkat edin Özge Hanım. E, huzur istersiniz. İnsan neyden oluşur? Ruh ve bedenden oluşuyor değil mi? Tamam beden isteğini istediği kadar karşılayalım. Ben araba istiyorum, ben ev istiyorum. Teknolojiyi sonuna kadar kullanacağım diye bahsedebilirsiniz. Ama sevgiyi her insan ister. Ve günümüzde cana kıyma noktasında veya e, çirkin olaylara maruz kalınan kim ufaklıklarımız olsun veya anne babaların çocuklara davranış şekilleri, şiddet vesaire söylüyorum. Altında ne yatıyor zaten? Kesinlikle maddi bir hayat. Çünkü duygusuz. ya Ben size şöyle sevgi bir şey... Sevgi eksikliği kesin, aslında. Sevgi eksikliği şöyle bir Adancı şey... Alanca ailesinden görüyor ve onun içinden bir şekilde... Sonra kendi gelerek... ailesinden göremediği zaman o sevgi eksikliğini kesinlikle kontrolsüz yerlerde arıyor. Daha, daha sonra diyoruz ki bu gençlere ne oldu? Hiçbir anne baba şunu diyemez. Benim çocuğum neden böyle? Biz yapıyoruz. Dürüst tabii ki, olalım. Tabii Sınıf ki. öğretmeni olarak ben müdahale ediyorum. Hı hı. Daha sonra anne babası olarak sizler müdahale ediyorsunuz. Ve anne baba ilk öğretmenidir. Kesinlikle. Peki anne babalara tavsiyeniz nelerdir? anne babalara, öğretmenlere, bütün arkadaşlarıma ilk tavsiyem şu. Öğretmen olarak arkadaşlar öğretmenliği bir para kazanılan meslek olarak düşünmeyi bırakalım. Bu meslek sizi ahirete hazırlıyor. Yarınlarınızı çocukların her gülüşünde size dua olarak dönüyor bunlar. Yani iyi dokunun çocuklara, kalbine dokunun, onlara özel olduğunu hissettirin. Bunun için işte çok iyi eğitimler almamıza falan gerek yok diye düşünüyoruz ama sadece öğretmenlik diploması yetmez diyoruz. Kesinlikle eğitim almalısınız. Hı hı. Çocuklara yetişmelisiniz, geleceği hazırlamalısınız. Yarınlar emin, ad, emin adımda ilerlemenin de sizler basamak oluşturacaksınız. Eğer bu işe gönüllü değilseniz öğretmenliği bırakın. Kesinlikle bırakın. Başka çalışacak birçok iş var. Eğer para kazanmak istiyorsak birçok işe var. İnanıyoruz çünkü Allah her konu rızkını verir. Doğru. Buna kesinlikle kesinlikle. Ailelere geldiğimiz zaman da tek şey istiyorum. Çocuklarınızı alın karşınıza sabırla muhabbet edin. Beraber çay için, yemek yiyin, akşam beraber oturun, muhabbet edin. Siz iletişim kurmadığınız için bugün teknoloji oyunları onları alıp hayatı... Cazip geliyor. Tabii ki cazip geliyor. Şöyle bir şey var ve şunu söylüyorum. Teknolojiyle iç içe oldukları süre içerisinde anne babasının yanından asla ayrılmasına izin vermemeleri lazım. Çünkü anne baba onların gözünde otorite ve yanlış bir şey yapmayacaklar. Ama ayrı bir odaya geçtiği zaman e, bunun önüne geçemiyorsunuz. Mesela şu anda mavi balina olayı var. Az önce bahsetmiştim. Evet. 6 ayda 164 çocuk çok büyük bir rakam. Bir balina, bir balık size diyor ki şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bir balık beni yönlendiremez. İnanışımda böyle bir şey yok. Bir balık benden bir insanın canına kıymamı istiyor. Benim inanışımda bir insanın canına kıymak yok, üzmek yok. Dolayısıyla yarınlara güçlü nesiller yetiştirmek istiyorsak, sağlıklı nesiller, sağlıklı bilinçli nesiller yetiştirmek istiyorsak anneler, babalar, öğretmenler oturacağız taşın altına elimizi koyacağız ve sevgiyle yapacağız. yüksünmeden. Ve barış dolu bir dünya inşallah bizlerle olacak. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah siz ve sizler gibi değerli hocalarımız bireylerimiz kat be kat çoğalsın. Önünüz yolunuz çok açık olsun. Ederim. Başarınızın devamını çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben davet çok teşekkür ediyorum. Çok Burada sağ olun. İyi için. ki varsınız. Çok mersi. Sizler de mersin. teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi efendim işi bilen kısmında çok değerli bir hocamız, çok değerli bir ismimiz vardı. Sınıf öğretmenimiz ve eğitim danışmanımız elbette ki Hatice Demirci bugün konuğumuzdu. Bir sonraki işi bilen programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.